yaptınız. Bakın siz çağrılarımızı dinlediniz mi? Baktınız değil mi? Kontrol etmişsinizdir, mutlak etmişsiniz. O kontrol, o çağrıdan sonra bu arkadaşlar geldi. Yani belediyenin çağrısı sonrası bu insanlar geldi. Burada yaşayan herkes buna katılma hakkı var. Kendi ormanları yanıyor ya. Kendi coğrafyasının ormanı yanıyor. Ya başkanım 15 yıldır burada yanan ormanlar söndürmeye biz gittik, açık söyleyeyim. Aynen tamam. Öyle. Kimse de görmedik hani. Gerekçesi ne olursa olsun, bu ormanlar ne şekilde yanıyorsa yansın, yakılıyorsa yakılsın, söndürülmesi gerekiyor. Bu bir devletin, ya bir hocam, kamu görevlisinin hepsinin sorumlu ve görevidir. Engellemeniz de aslında şu anda yaptığınız da suçtur. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Bizler buranın vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Olur mu? Elimizi kolumuzu bağlayıp bekliyoruz buna. Böyle bir saçmalık dünyada görülmüş mü ya? Bütün kimlikleri alıp sizde kalsın. Bu mu ya? Yani bizim derdimiz de olmamız buradaki yangınlarda. Bakın biz şu anda Manavgat'ta personel gönderdik oraya söndürmek için. Bak şu anda Bodrum'da yanıyor. Bilmiyorum Muğla'nın birçok yerinde, Antalya'nın birçok yerinde yanıyor. Ve biz oraya destek gönderiyoruz. Aynı yangın burada da var. Biz sadece söndürmek istiyoruz. Kontrol altına almak istiyoruz. Bizim derdimiz başka bir şey değil ki. Başkanım anlıyoruz. Ya böyle bir şey. Peki neden yani, siz bizim önümüzü şöyle, kestiniz? O ilginç. Siz ve belediye tam personeli dahil edilir göndereceğiz bak, gibi biliyorum. İç İşler Bakanı. Ya hepimiz vatandaşız ya. Memur Bey. Bir dakika. İç İşler Bakanı şu anda çağrı yapıyor. Diyor ki bakın İç İşler Bakanlığı şu anda çağrı yapıyor. Diyor ki her tarafa diyor desteğe gelin diyor ve bu yangını söndürün diyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Anlatabildim mi? Tamam başkanım yani ama anda... özel güvenlik bölgesi dahilinde olduğu için hocam, ben... Hocam oradaki arkadaşa hatta ben... burada oradaki arkadaşlara arayın bakın. Orada şu anda orman bölge müdürlüğü insanlar var değil mi? Arayın sayımızı bildirin. Şu kadar kişi var değil. Belediye başkanları araçlarından herkes geliyorlar değil. Ve onların bizi kontrol ediyorsan kontrolünde olalım. Bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz söndürmek ve bunun yayılmasını engellemek. Orada arkadaşlarımız varsa bu iyi bir şey. Onlar bize destek versin. Başkanım bu da bizim görevimiz. Özel güvenlik bölgesi dahilinde olduğu için sivil vatandaş alamıyoruz. Hepsi bizim. Onlar gibi belediye. Herkes burada belediye personeliyse eyvallah. Kimliklerini görelim. Bunu kanıtlayın. Biz gönderelim. Ya bunu kanıtlayamam. Öyle bir şey kanıtlayamam. Burada bakın. Burada duyarlı insanlar da var. Bu şehrin dersimizde yaşayan insanlar var. Aynı zamanda belediyenin personeli de var. Sizin evinizde ama yardım ettiğiniz zaman komşunuz yardım etmiyor mu? Çevredeki gelip yardım etmiyor mu? Yani çıkacağız abi. Yangın bilinçli insanlar yapılması gerekiyor. Yaptığınız çıkacağız arkadaşlar. Bakın bu saçmasını istemiyorum. Memur Bey bakın. Ben bir gönüllü olarak sivil, tabii ki geleceğim ya. Ben sivil bir gönüllüyüm. Yıllardan beri bu bölgede yanan orman yangınlardan müdahale eden insanlardan biriyim. Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde bir orman yangını yanıyorsa ve gerçekten şimdi Akdeniz'de, Mersin'de, Antalya'da nasıl seferber olmuşsa burası için de her yurttaşın yangına müdahale etme hakkı vardır. Ve hiçbir yerde de ben inanmıyorum ki sizin gibi kamu görevleri önümüze çıkıp biz sizi bırakmıyoruz desinler. Ülkenin bir hizmeti yanıyoruz, ara tarafında bir hizmetle koyuyorsunuz. Böyle bir şey yok ya. Yani ister belediye personel olsun abinin, istersen yurttaş olsun. Herkesin bu ülkenin yanan ormanını söndürmeye müdahale etme hakkı var. Bu muamele doğru değildir.